Merhaba, ben Her Kitaptan Bir Tutam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Günleriniz güzel geçiyordur ve Temmuz ayı içinde çok güzel bir şekilde kitap okuyabilmişsinizdir. Benim biraz hayal kırıklığına uğradığım bir ay oldu ama umarım sizi mutlu etmiştir. Şu an her zamanki arka planında değilim çünkü bayram dolayısıyla köye geldim ve köydeki evimizde çekmek zorunda kalıyorum bu videoyu. Arka plandan başka bir değişiklik daha olacak. Kitapların hepsini yanında taşımak istemediğim için hem hasar olmasın diye hem de yanında çok fazla yük olmasın diye kitapların fotoğraflarını anlatırken şuraya bir yere koyacağım. Böyle düşünüyorum. Umarım yine de tüm bu aksaklıklara rağmen beğeneceğiniz bir video olur. Sizi daha fazla bekletmeden hemen ilk videoya geçiyorum. Okuduğum ilk kitap Can Dikmenli'den Mühürlenmiş Bedenler kitabı. Kitabı ben yayın evinin çekilişinden kazanmıştım. Fantastik türünde bir kitap. Aslında kitaba beklentim yüksekti çünkü kitabı kazanmadan önce yani elime geçmeden önce çok fazla güzel yorum okumuştum hakkında. Bookstagram'larda görüyordum. Herkes çok beğeniyordu. Yazarın dilini çok övüyorlardı. Genç bir yazarın böyle bir kitap çıkarması ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsediyorlardı. Ama sonrasında kitap bana geldiğinde ve ben okumaya başladığımda beklediğim dilden biraz daha zayıf bir dille karşılaştım. Kitap çok akıcı. Gerçekten çok akıcı. Hani elinize aldığınız gibi bitebilecek bir kitap. Büyük ihtimalle Reading Slump'tan sizi bu durumdan çıkarabilecek bir kitap. Ama hani fantastik deyince ben böyle hani biraz daha fantastik öğeleri baskın ya da daha çok açıklanmış ya da daha ağır bir kitap beklemiştim. Belki de bu benim çok sık fantastik kitap okumamdan kaynaklı bir problem. Hani eğer siz de benim gibi gerçekten kaliteli fantastikleri ya da distopyaları, bilim kurguları okuduysanız bundan sonra size biraz hafif kalabilir. Dilini pek beğenmeyebilirsiniz. Ama eğer yeni yeni bu tarz okumaya başladıysanız eminim beğeneceğiniz bir kitap olur. Kitabın içindeki aşk ilişkileri çok güzeldi. Kitaba fantastik öğelerinden çok zaten bu aşk ilişkisini sevdim. Kitabın sevmediğim bir diğer tarafı da hani bu her okuduğumuz kitapta olan mükemmel güzellikteki bir kız ve mükemmel yakışıklıklı gibi erkek tanımlamalarının bu kitapta da olmasıydı. Hani artık şey modundayım. Lütfen bir kitapta normal biri olabilir mi? Hani mükemmel olmasına gerek yok. Her ortama girdiğinde herkesin onlara bakmasına, bir alfa çift yaratılmasına gerek yok modundayım. Çünkü sürekli hani gerçek olamayacak kadar güzel ya da yakışıklı karakterler okumaktan sıkıldım. Biraz daha bizim gibi normal insan olabilecek bir karakter okumak istiyorum. Hani bu karakterlerdeki bu yaratılışı sevmesem de yine de aşk ilişkileri gerçekten güzeldi. Hani kitap merak edilebilecek bir şekilde bitti. İkincisi çıksa okur muyum? Hani o anki durumuma bağlı ama okumam demiyorum. Büyük ihtimalle okurum. Sadece şey, bazı yerler çok fazla aceleye gelmişti. Hani ana karaktere çok, gerçekten çok büyük bir şey açıklıyorsun. Ve ana karakterin bunu kabullenmesi iki cümle sürüyor. Hani biraz da ayrıntı verin. Ne oldu, ne bitti, nasıl bu hale geldik? Yok, hani çok hızlı bir şekilde geçiyor. Hani bence gereksiz yerler biraz fazla uzatılmış. Daha fazla uzatılmasını istediğim yerler biraz havada geçmişti. O yüzden benim için hani akıcılığını beğendim ama yazım dilinden biraz eksik kalan ortalama bir kitaptı. Ve okuduğum ikinci kitap Genç Werther'in Acıları. Genç Werther'in Acıları'nı çok uzun süredir merak ediyordum. Çünkü herkesin bayıldığı, favoriler arasında gösterdiği bir klasik. Ve ben de hala okumadığım için kendimi biraz eksik hissediyordum. Çünkü birkaç kişiden o kadar okuyorsun bunu hala okumadın mı tarzı bir tepki almıştım. Ki o kadar okumuyorum aslında ama olsun. Şu an Genç Werther'in Acıları'nı sonunda okuyabildiğim için çok mutluyum. Ama ben pek beklediğim tarzda değildi. Hani eğer siz de benim gibi kitabı hiçbir beklentiniz olmadan başlarsanız belki siz de benim gibi şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Çünkü kitap mektuplardan oluşuyor. Ben bunu hiç bilmiyordum. Hani Werther'in bir arkadaşına yazdığı mektuplardan oluşuyor kitap. Ve hani gerçekten bayağı acı dolu ve ağır. Hani kitap çok uzun değil. 120 sayfa falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama okuması 500-600 sayfalık kitaplara denk oldu. Çok uzun sürede okudum. Çünkü hem yani dili şey değil böyle. Çok ağır kelimelerle, çok ağır cümlelerle falan ilerlemiyor ama anlattıkları o kadar ağır ki hani hislerinizin ve ruhunuzun bunu kaldırması gerçekten uzun sürüyor. Bu nedenle okurken böyle Werther'in acısını siz hissediyorsunuz. Yazar bunu size çok iyi geçirmiş. Yani o acıyı hissettiğiniz için de sanırım bunu sindirmek biraz uzun sürüyor ve bu yüzden biraz uzun süreli bir okuma süreci oluyor ama yazarın dili gerçekten mükemmel. Hani %100 güvence verebilirim bunu. O kadar çok yerin altını çizdim. O kadar çok yeri tekrar okudum ki. Hani hemen değil ama bir iki sene sonra tekrar okumak istediğim bir kitap olacak. Çünkü büyük ihtimalle bu kitap da Genç Werther'in Acıları da okuyucuyla beraber gelişen bir kitap.
Ben öyle düşünüyorum en azından. Bir iki sene sonra okuduğumda hislerim şu ankinden farklı olacağına eminim. O yüzden hani benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Eğer okumadıysanız, siz de benim gibi geç kaldıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. Benim için 10-10'luk bir kitaptı. Ve okuduğum diğer 3 kitap Maradiyar serisi. Seri olarak yorumlamak istedim. Eksik Parça, Bıçak Sırtı ve Akıl Çıkmazı olarak ilerliyor seri. Ben Eksik Parça'ya bayıldım. Yani seriyi zaten çok uzun süredir merak ediyordum. Eski bir seri, yani 2016'da falan bir anda patlamıştı. O zamanlar ben çok görüyordum Instagram'da. Ama benim almak için hani biraz beklemem gerekti. Ve herkesten çok daha geç okudum. Ama okuduğum herkesin çok beğenmesinden ötürü benim de beklentim tavandı tabii ki. Ama yine de bu kadar hani beklentimin üstünde olacağını asla tahmin edemiyordum. Ben Eksik Parça'ya başladım. Bağımlı gibi bir günde bitirdim. Bıçak Sırtı'na başladım ve yine Bağımlı gibi bir günde bitirdim. Ve Akıl Çıkmazı'nı da bir günde bitirdim. Hani ve hepsi 550 sayfa falandı. Yani hepsini bir gün içinde bitirdim. Hiçbir şekilde sarkma olmadı. Çünkü özellikle Eksik Parça ve Bıçak Sırtı o kadar sürükleyici ki. Hani yazar olayların dozunu çok iyi ayarlamış. Sürekli ne olacak, ne olacak, şimdi ne olacak, okumam lazım. Hani bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Gözlerim ağrıyor diyorum. Hani artık biraz mola ver mi? Yok yani kitap beni asla salmadı. Hani gerçekten sürükleyecek bir kitap arıyorsanız bu seri mükemmel bunun için. Ve aşk ilişkisi ilk iki kitap da çok güzeldi. Hani iki karakterin birbirine olan bağlılığına ben bayıldım. Hani böyle toksik bir ilişki değildi çoğu kitapta olan. O böyle aşırı kıskançlık, yok işte şöyle böyle işte aralara birileri giriyor. Ayrıl, 100 kere ayrıl, 1000 kere barış falan. Asla öyle bir ilişki değildi. Kesinlikle benim bir kitapta istediğim ilişki tipini ben bu seride buldum ki çok nadir bulurum. Çünkü gerçekten birbirine aşık ve birbirine bağlı iki kişi vardı ortada. İlk iki kitabı gerçekten çok sevdim. Yani gerçekten favori kitaplarım arasındaydı ama ilk iki kitabı ne kadar sevdiysem üçüncü kitaptan da o kadar hayal kırıklığına uğradım. Çünkü en sevdiğim karakter kitabın yarısı boyunca yoktu. Hani neden ana karakteri kitabın yarısı boyunca yazmazsın bilmiyorum. Hani yoktu yani. Karakteri ben görmek için. Gerçekten Akıl Çıkmazı'nı beğenmedim ben. Ama bu kadar hızlı bitirmemin sebebi de hani karakter bir yerde gelecek ya lütfen gelsin artık diye. Hani nerede gelecek, ben o karakteri nerede tekrar göreceğim diye hızlı hızlı okudum. Hani sağ olsun kitabın sonunda geldi de. Hani mesela o süreçte neredeydi? Ne oldu? Sonu nasıl böyle bitti? Yok. Hani Akıl Çıkmazı benim için çok eksik kaldı bir kere. Kesinlikle Akıl Çıkmazı'nı sevmedim. Yani bu kadar mükemmel giden bir seri neden böyle bir final yaptı hiçbir fikrim yok. Ama Akıl Çıkmazı'nı da çok sevenler var. Belki de benim beklentim daha farklı olduğu için ben sevememişimdir. Ama zaten ilk iki kitabı için seriyi kesinlikle öneririm. Hani Akıl Çıkmazı'nda böyle dedim ama hani ilk iki kitap Akıl Çıkmazı'nın ne türler bence. Yani ve konu kesinlikle çok kaliteli. Çok orijinal bir kurgu ve konunun ne olduğunu zaten kitabın yarısına kadar anlamıyorsunuz. Benim beklediğimden çok farklı bir konuyla devam etti. Hani cidden güzeldi ya yine de. Eğer böyle tam beni çeksin içine böyle karma karışık bir konusu olsun, mükemmel olsun ve çok harika bir ilişki, ikili ilişki olsun diyorsanız kesinlikle öneriyorum bu seriyi. Ama yine de son kitap için beklentinizi biraz düşürür bence. Okuduğum bir diğer kitap Geçmiş Yolculuk kitabıydı Zweig'den. Ben Zweig'den 10 kadar kitap okudum. Ve çoğu benim çok sevdiğim kitaplar zaten diline bayılıyorum. Ve Geçmiş Yolculuğu da ben çok sevdim. Yani bir kere insanın geçmişe dair olan bağlılığını ve saplantısının aslında nelere yol açabildiğini, aslında geçmişe bağlanıp kalmanın insanın neler yaşattığını çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Bunun dışında hani bazı durumlarda bazı hislerin geçeceğine ya da aynı şekilde devam etse bile geçmişteki kadar güçlü olmayabileceğine dair çok güzel şeyler vardı bence. Ve kitabın sonundaki o bitiş, ya bilmiyorum çok naifti. Galiba Zweig'den ilk defa bu kadar naif diyebilirim sanırım. İlk defa bu kadar naif bir kitap okudum. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yani Zweig'i çok fazla övmek istemiyorum. Zaten herkesin çok bildiği ve yavaş yavaş tüm kitaplarını tamamlamaya çalıştığı bir yazar. Hani eğer Geçmiş Yolculuğu okumadıysanız ve Zweig'den okuyacak bir kitap arıyorsanız ben Gönül Rahatlığı'yla önerebilirim. Çünkü benim favori kitaplarım arasına girdi Zweig'den. Okuduğum bir diğer kitap Kendine Ait Bir Oda. Ve okurken gerçekten beni benden aldı ve aşırı derecede zorladı. Yani ben Kendine Ait Bir Oda'yı 150 sayfa falandı ama 2 günde zor bitirdim.
çok yavaş okunuyor. Yani bu bence Virginia Woolf'un dilinden kaynaklı. Ya, ama hani benden de kaynaklı. Benim Virginia Woolf'un diline alışamamamdan kaynaklı. Çünkü daha önce de Virginia Woolf'un bir kitabını okuduğumda yine aynı durumla karşılaşmıştım. Hani okuyorum. Mesela yarım saat okuyorum. 10 sayfa okumuşum. Hani diğer kitaplarda asla böyle olmuyor. Yazarın dili ağır bence. Hani bu şey olarak değil. Hani okuduğunuzu anlamıyorsunuz değil. Anlıyorsunuz ama yani yine de çok farklı bir dili var. Ya ben hala alışamadım ya da tam olarak benim tarzım değil dili. Kitabı gerçekten çok beğendim. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Kitabın anlattıklarını, konusunu gerçekten çok beğendim. Virginia Woolf'un anlatış tarzını da, hani cümlelerini de çok beğendim ama ben okurken çok zorlanıyorum yazarı. Hani bu ikinci deneyişimde elimde bir kitabı daha var ama mesela onu yakın zamanda okumayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten beni çok zorluyor. Neredeyse reading slump'a sokacak dereceye getiriyor. Ve daha önce de zaten kendine ait bir odayı defalarca yarıda bırakmıştım. Bu dördüncü ya da beşinci başlayışım. Hani sonunda bitirdiğim için çok mutluyum. Çünkü sonunda bu anlattıklarını birazını bile olsa gerçekten kendimi alabildiysem bu benim için büyük bir başarı bence. Ve en azından bazı şeyleri tam olarak olmasa bile anladığımı ve hani kendi içimde artık geri ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden hani gerçekten mutlu olsam da hani bu kadar açıklamamın sebebi de şey, eğer klasiklere alışık değilseniz ya da daha önce Virginia Woolf okumadıysanız ama yine de bunu okumak istiyorum diyorsanız zorlanabilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız da bu sadece sizden kaynaklı bir durum değil. Başkaları da bunu yaşıyor çünkü ben okurken çok ya ben neden okuyamıyorum? Herkesin çok sevdiği bir yazar falan diye düşünmüştüm ama ben böyle bir yakarış dile getirince bana hayır ben de böyle düşündüm. Bence de okuması zor diye dönükler aldım. Ve bu beni rahatlattı. Yani eğer siz de böyle düşünüyorsanız merak etmeyin. Tek değilsiniz. Eğer klasik okumaya ben bunu okumaya hazırım. Ben bunu kaldırabilirim diyorsanız okumanızı önerdiğim bir kitap. Kendine ait bir oda. Hani diline rağmen gerçekten sevdim. Ama hani okuması da zordu bence. Biraz karışık düşüncelerim ama umarım aktarabilmişimdir size. Okuduğum bir diğer kitap Sami Paşazade Sezai'den Küçük Şeyler. Galiba 11. sınıfın tanzimat edebiyatı konusunda çok geçiyordu bu kitap. Bir şeyin ilkiydi ama şu an tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden adını çok duyuyordum ve hala hatırlıyorum hani bir şeyin ilki ama neydi tam olarak olmasa da. O yüzden gördüğümde direkt almak istedim. Ve gerçekten beğendim. Biraz şey... hikayeler şeklinde oluşuyor ve bana biraz Sabahattin Ali'nin hikayelerini anımsattı. Kitabın başında şey yazıyor. Bir hikayenin etkileyici olması için çok değişik olaylar anlatmasına gerek yok diye. Ve ben buna kesinlikle katılıyorum. Hani küçük şeyler gerçekten. Böyle hayatımızın her anında karşımıza çıkabilecek, herkesin yaşayabileceği çok küçük şeyleri Sami Paşazade Sezai yani yazar çok güzel bir bakış açısıyla ve etkileyici bir şekilde yazmış. Yani galiba ana konu, ana fikir şey burada. Yazarın dili iyiyse konunun ne olduğunun çok da bir önemi yok ki ben buna kesinlikle katılıyorum. Yazarın bunu aktarış biçimi güzel olduğu için ve zaten hikayeler şeklinde oluştuğu için hem seviyorsanız hem de çok kısa sürede bitiyor. Hem de gerçekten kendinize bir şeyler katabiliyorsunuz. Ve böyle hani yavaş yavaş ben Türk klasiklerine de başlamak istiyorum ama neyden başlayacağımı bilemiyorum diyenler için kesinlikle önerdiğim bir kitap bu. Hani ben çok sevdim. Umarım siz de okuduğunuz zaman çok seversiniz. Ve okuduğum bir diğer kitap Ateşten Gömlek. Yani Ateşten Gömlek beni o kadar çok etkiledi ki hala kitabı ya da sonunu düşündüğümde gözlerim doluyor. Ben kitaplarda çok nadir ağlarım. Pek ağlatmaz beni kitaplar ama Ateşten Gömlek'in sonunda çok uzun bir süre ağladım. Çünkü hani o son beni gerçekten çok etkiledi. Kitap Kurtuluş Savaşı döneminde geçiyor. Bu Kurtuluş Savaşı'ndaki direnişin yeni yeni başladığı, İzmir işgalinin yeni yeni başladığı dönemlerden başlayıp yani Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar ilerliyor. Ve bir askerin anıları şeklinde ilerliyor bu kitap. Yani hiçbir yani benim beklediğim şekilde gitmedi. Yani ben daha farklı bekliyordum bu kitabı okumadan önce. Kitap mesela hani gelecekte geçiyorsa diyelim hani belli bir zaman diliminde geçiyor ama sürekli geçmişe dönerek anlatıyor. Tekrar bu zaman dilimine geliyor ama hani bu zaman dilimine gelme süreci kısa olsa da sürekli geçmiş günümüz, geçmiş günümüz şeklinde ilerliyor. Ve siz geçmişe günümüzdeyken hani kitabın başında aslında en sonunda kimlerin yaşadığını ya da kimlerin öldüğünü öğreniyorsunuz ama o sürece gelene kadar o kadar acılı bir şey ki hani
gerçekten kimin öleceğini bilmeme rağmen o sahneyi okuduğumda ben ağlamamı tutamadım. Yani yazar bunu o kadar güzel bir şekilde aktarmış ki. Halide Edip'e vardım. İlk defa bir kitap okudum ama gerçekten diline hayran kaldım. Hani bu kadar kaliteli bir yazarı neden bu kadar geçe bıraktım hiçbir fikrim yok. Eğer okumadıysanız hani özellikle Ateşten Gömleği kesinlikle öneririm. Hani etkileneceğinize eminim ama şunu da söylemem lazım. Kitap biraz durağan ilerliyor. Hani en başta bırakabilirsiniz ya da hani bunu mu çok beğendin şeklinde de düşünebilirsiniz. Ama yani o durağanlığı bile bence o sonu için hak eder yani okunmayı. Yani bunun dışında bir de başka bir şey daha söylemek istiyorum. Benim bu kadar etkilenmemin sebebi bir de Kurtuluş Savaşı döneminde insanların neler çektiği, bizim kimlerin fedakarlıklarıyla, ne gibi fedakarlıklarla şu an bu hayatı yaşıyor oluşumuz. Hani bunları tekrar okumak da beni çok etkiledi. Hani ne gibi canların bizim için, o dönem için, bu ülke için, vatan için feda olduğunu okumak beni hani hem çok etkiledi hem çok üzdü. Yani her açıdan beni çok etkileyen bir kitaptı ve kesinlikle şu ana kadar okuduğum, beni en çok etkileyen, en çok üzen kitaplardan bir tanesiydi. Hani belki okuduğunuzda o kadar beğenmezsiniz dediğim durağanlıktan dolayı ama ben kesinlikle okumanızı isterim. Okuduğum bir diğer kitap Morgue, Sokağı Cinayetleri. Umarım böyle okunuyordur. Yanlışsa kusura bakmayın. Edgar Allan Poe'dan okuduğum ilk kitaptı bu benim. Polisiye tarzında bir kitap gibi ilerliyordu ama sonra sanki biraz polisiyelikten sapmış olsa da daha çok polisiye diyebilir sanırım. Bana biraz Sherlock vari hissettirdi. Çünkü yine bir olay var, bunu çözen bir kişi var ve hani gerçekten Sherlock'taki gibi hiç bilmediğiniz bir yerden bir yere varıyor ve bu benim aslında çok hoşuma gitti. Ama hani bazı yerleri beni sıktı kitabın. Çünkü çok fazla bazı yerlerde ayrıntı vardı ki Sherlock filmini de çok sevsem de kitabında da ben aynı hissi duymuştum. Sanırım ben bu tarz kitaplarda pek alışamadım. Tam benlik değiller. Ama eğer sizin sevdiğiniz kitaplar bitse ve Sherlock'u çok seviyorsanız bu kitabı da çok sevineceğinize eminim. Zaten bu da hikayelerden ilerliyor ve her hikayede hani bir şey çözülüyor ya da farklı bir bakış açısıyla bir şeye varılıyor. Hani ben böyle çok geniş bir bakış açısıyla bakılan ve çok zeki bir karakterin olduğu kitapları severim. O yüzden sevdim ama hani biraz da yavaş da okudum o sıkıcılıktan dolayı. Zaten maratondan sonra Nazar Değdi çok az kitap okudum ama yani bu tarz polisiye ve Sherlock tarzı kitapları seviyorsanız bu kitap da benim önerdiğim kitaplardan bir tanesi olur. Bu ay okuduğum ve yanımda getirdiğim tek kitap da Aşkın Simyası kitabı. Aşkın Simyası'nı bana yazar yollamıştı. Aslında beklediğimden bayağı ilginç gitti kitap. Kitap ikili kadın erkek ilişkileri üzerinden ilerliyor. Hani ve psikolojik temelli bir kitap bence. Mesela bir ilişkide kadın ya da erkek çok kıskanıyorsa bunu çocukluğundaki hangi olaya bağlayabiliriz? Ya da aşk diye bir şey var mı? İnsanın aşk hani kendine kötü geldiğini bile bile bir insana bağlanmasının sebebi ne? Bunu neye bağlayabiliyoruz? Bunu yaparken kadın ya da erkek ne düşünüyor? Hani gerçekten aşk diye bir şey var mı? Sonsuza kadar süren ilişki var mı? Her ilişki aldatmayla mı biter? Aldatmanın psikolojisi ne? Bunu yaparken neye dayanarak yapıyorlar? Ya da işte aşkın ya da sevginin mitolojik temelleri ne? Bunun için insanlar ne diyor? İşte hangi bakış açısıyla bakıyor? Hangi düşünür? Bu tarz şeklinde ilerliyor ve benim çok hoşuma gitti. Yani özellikle hiç beklemediğim şeylerin 3-4 yaşındaki psikolojik temellere dayandırılması. Yani aslında hayat hikayemizdeki şu anki durumumuz, şu anki ikili ilişkileri karşımızdaki kişiye bakış açımız bizim hiç bilmediğimiz, belki hatırlamadığımız olaylardan kaynaklanıyor. Kitap bunu anlatıyor ve ben bunları hani ilk defa farkına varıyorum. Düşündükçe aslında evet doğru, gerçekten böyle diyebiliyorum. Ve hani kadının ve erkeğin de psikolojik temellerine, ruh derinliklerine çok farklı, çok hani fazla ve farklı bakış açısıyla bakıyor. Hani mesela dediği şey, küçük bir örnek verecek olursam, her kadının içinde bir eril karakter, her erkeğin içinde bir dişil karakter olduğunu söylüyor kitap. Çünkü ne erkeğin tam erkek ne de kadının tam kadın olmadığını, her canlının ya da varlığın içinde zıtlıkları barındırdığını, buna insanların da dahil olduğunu söylüyor. Ve bizim aslında bu baskıladığımız eril ya da dişil karakterimiz ilerideki hayatımızda sevgilimizi ya da karşımızdaki kişiyi seçmemize yardımcı olduğu gibi çok, gerçekten çok değişik ve insanı etkileyen şeyler söylüyordu. Ben bu tarz hani psikolojik temelli şeyleri okumayı sevdiğim için kitabı gerçekten çok sevdim. Eğer siz de okumayı, böyle şeyler okumayı seviyorsanız ya da böyle aşk konusundan, kadın ve erkek psikolojileri konusunda merakınız varsa bence seveceğiniz bir kitap olabilir Aşkın Simyası.
Yine kitaplar hakkında çok konuştuğum ve beklediğimden uzun süren bir video oldu. Ben bu eğitimde toplam 11 kitap okudum. Yani okuduklarımın çoğunu beğendim ama çoğunu maratonda okudum. İlk bir hafta içinde 6 kitap okudum. Geri kalan 5 kitabı 3 hafta içinde okuduğum için bayağı kötü geçti aslında ay benim için. İlk hafta gibi gitseydi çok daha iyi giderdi. Yani videoyu da biraz farklı çektim ama umarım hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Ve umarım benden çok kitap okuyabilmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.